Ekranları ve radyoları başındaki sevgili dinleyicilerimiz ve stüdyomuzdaki çok değerli konuklarımız. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Şef Hasan Esen yönetimindeki O Şarkılar, Alaaddin Yavaşça konseriyle huzurlarınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Birden fazla alanda daima halkına yararlı çalışmalarla süren bir ömür. Mensubu olduğu Türk milletinin yüzaklarından bir değer. Bir hekim, bir müzik bilimcisi, bestekar, icracı, üstad, profesör doktor Alaaddin Yavaşça. O kültür dünyamızda geçmişle günümüz arasında ve hatta geleceğe uzanan bir köprü. Bizlerse bugün burada büyük üstad Alaaddin Yavaşça'ya onun birbirinden güzel eserleriyle sevgi ve saygımızı sunmak üzere bir araya geldik. Kendisi bugün programımıza katılamadı ancak çok değerli eşleri Sayın Ayten Yavaşça hanımefendi bu akşam bizimle birlikte hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Kıymetli dinleyenler, sevgili izleyenler, programımız saz sanatçılarımızın icrasıyla dinleyeceğimiz Alaaddin Yavaşça'nın Hüzzam Metali ile başlıyor. Ardından koromuz yine üstadın aynı makamdaki şarkısıyla seslenecek sizlere. Güfte Cemalettin Yavaşça'ya ait. Yine kalbimde o aşkın kanayan bir yaresi var. Umarım haşre kadar dinmeyecek bir halde kanar. Alkışlar Şef Hasan Esen yönetimindeki İstanbul Radyosu ses ve saz sanatçılarımız için.
son yüzyılında bu müziğe can veren, onu gelecek yüzyıla da sağ salim ulaştıran isimlerin başında gelir Alaaddin Yavaşça. O, kökleri 18. yüzyıla kadar uzanan ve Tanburi İshak Efendi, İsmail Dede Efendi, Zekai Dede, Saadettin Kaynak gibi isimlerin yer aldığı bir meşk zincirinin son halkasıdır. Alaaddin Yavaşça bugüne kadar çeşitli formlarda tam 654 eser bestelemiştir. Ve şimdi yine o birbirinden değerli eserlerini sanatçılarımızdan dinlemeye devam ediyoruz. İlk olarak solistimiz Gül Yazıcı, bestekarın Hüzzam makamındaki şarkısını seslendirecek. Sözler Nahit Hilmi Özeren'in. Aşkınla yanıp geçti gönül her hevesinden, feryadını gel dinle onun kendi sesinden. Sonrasında Çiğdem Yarkın gelecek mikrofona ve Alaaddin Yavaşça'nın Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiirine bestelediği Segah makamındaki şarkısını seslendirecek. Bu tatsız akşam saatinde görünmez kanatlarınızla cama vurmayın ey hatıralar. Sonrasında Alaaddin Yavaşça'nın iki hüzzam şarkısını daha dinleyeceğiz. Güftesi Reşat Özpirinçi'ye ait eser. Saklarım sinede her an seni canım diyerek, gelmedin sineme bir kere mekanım diyerek. Eseri İbrahim Suat Erbay seslendirecek. Ardınca mikrofona Esra İçöz geliyor ve sözleri Alaaddin Şensoy'a ait şarkıyı seslendiriyor. Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben. Alkışlar Gül Yazıcı, Çiğdem Yarkın, İbrahim Suat Erbay ve Esra İçöz için.
cama vurmayın ey, ey hatıralar. Saklarım sine de her her an
Bir
aşığım ben, bir garip aşığım ben. Hiç durmadan dolaşan, dağlar bayırlar aşan, yüreği sevgi taşan. Bir garip aşığım ben, bir garip aşığım ben. Değerli dinleyenlerimiz, 1 Mart tarihi, yani gelecek cuma günü Alaaddin Yavaşça hocamızın 93. yaş günü. O 1926 senesinde Kilis'te açar dünyaya gözlerini. Müzikle ilk temasları babası Hacı Cemil Efendi'nin güzel sesiyle icra ettiği Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve yine babasının İstanbul'dan getirdiği plaklardır. Hocası Zihni Çelikel'le ilk müzik çalışmalarına 8 yaşındayken kemanla, klasik batı müziğiyle başlar Alaaddin Yavaşça. O günden hesap edilecek olursa, bugün sanat hayatının 85. yılında ve Türk müziğinde bir ulu çınar o. Nice senelerde daha sağlıkla, afiyetle bizlerle olması temennisiyle efendim. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili izleyicilerimiz, konserimizin bu bölümünde Üstad Alaaddin Yavaşça'nın Hicaz makamındaki 3 eserini dinleyeceksiniz. İlk olarak Furkan Biçer, sözleri Rahmi Duman'a ait eserini seslendirecek. Kimseyi böyle perişan etme Allah'ım, yeter. Uyku tutmaz, bir ümit yok, gelmiyor hiçbir haber. Ardından sırayı Ayfer Er alacak ve güftesi Selim Aru'ya ait eseri seslendirecek. Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin. Ayda yüzün, geceyi öpen sularda sesin. Hemen akabinde Teoman Volkan Özselçuk gelecek mikrofona ve güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait eseri seslendirecek. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Alkışlar bu kez Furkan Biçer, Ayfer Er ve Teoman Volkan Özselçuk'la koromuz için efendim. Etme Allah.
gözlerime rahmet. Geceyi öpen sular.
bahçede. Değerli dinleyenler, Alaaddin Yavaşcan'ın İstanbul'a gelişi lise çağlarında olur. Yeteneği için gerekli imkanları sunacak bir kader bu sanat başkentinde onu bekliyordur. Müzikiye meraklı bu liseli genci Alaaddin Yavaşça yapacak ne kadar üstad varsa hayat bir bir İstanbul'da onun karşısına çıkarır. Zeki Arif Ataergin, Saadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk bu üstadlardan yalnızca birkaçı. 40'lı yılların sonunda İstanbul Radyosu'nun açtığı sınavı kazanır Alaaddin Yavaşça. Ve bu mikrofonlar aracılığıyla ilk kez dinleyicisine seslendiğinde yıl 1949'dur. Onu o gece radyoda dinleyenlere fazlasıyla tesir etmiştir ve dilden dile yayılacak bir şöhretin ilk basamağını da böylece çıkmıştır. Aynı zamanda ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir hekim de olan Alaaddin Yavaşça, müzikiyle birlikte bu iki mesleğini 40 yıl boyunca bitmeyen bir şevkle birlikte yürütür. Şimdi yine onun birbirinden güzel eserleriyle devam ediyor konserimiz. Önce üstadın Rast makamındaki eserini solistimiz Ayşe Ekiz seslendirecek. Senden uzak günlerim zindan oluyor.
Hasretin, elemin kalbime doluyor. Ardından Alaaddin Yavaşcan'ın İki Kürdi Nicasker şarkısını dinleyeceğiz. Solistimiz Hakkı Gürsoy Dinçer, güftesi Azize Tüten'e ait şarkıyla mikrofonda olacak. Kimdir bu kadın? Saçları ak, benzi sararmış. Sonrasında Nusret Yılmaz, sözleri Baki Süha Ediboğlu imzalı şarkıyla gelecek mikrofona. Başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben. Efendim, değerli alkışlarınız bu kez Ayşe Ekiz, Hakkı Gürsoy Dinçer ve Nusret Yılmaz için. Kalbime doldu.
Kimdir bu kadın saçlarına benzi sararmış? Kimdir bu kadın benzi sararmış? Şaştım bu sabah aynaya bir lahza bakın. Şaştım bu sabah aynaya bir lahza bakınca. Yaz mevsimi bitmiş, onu kış korkusu sarmış. Yaz mevsimi bitmiş, onu kış sarmış. Yıllar buruşan alnına izler
battım kanama. Ömrümce baş koydum güzelliğine, ömrümce baş koydum güzelliğine. Azatsız köleyim, bil ki sana ben. Azatsız köleyim, bil ki sana Alaeddin Yavaşça. Hayatının merkezinde sonsuz bir sevgi vardır bu büyük sanatkarın. Yoksa nasıl Alaeddin Yavaşça olur ki bir insan? 654 ölümsüz eser nasıl bestelenir başka türlü? Halkın armağan ettiği 300'e yakın ödül nasıl kazanılır? Milyonlarca gönül nasıl fethedilir? Alaeddin Yavaşça işte böyle büyük bir isimdir. Yüzlerce plak ve CD çalışmasıyla ünü yurt sınırlarını aşmış, erişilmez bir yıldızdır o. Kurucularından olduğu ilk Türk müziği devlet konservatuarıyla, bizzat yetiştirdiği sayısız sanatçıyla benzersiz bir öğretmendir. Yayınladığı bilimsel çalışmalarıyla yurdumuzun en önemli bilim insanlarındandır. Alaeddin Yavaşça yalnızca Türk müzik tarihi değil, Türk medeniyet tarihinin ölümsüz kahramanları arasında çoktan yerini almıştır. Ve ne mutlu bizlere ki, bu büyük üstad şu anda ekranının başında bizi izlemekte. O sebeple efendim biz de 1 Mart'ta yani gelecek Cuma günü doğum gününü kutlayacak olan değerli hocamızı Alaeddin Yavaşça'yı tebrik ediyoruz. Ona sonsuz saygılar, sevgiler sunuyoruz. Kıymetli eşleri Ayten Yavaşça'ya çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmadıkları için sağ olunuz, var olunuz. Gönlünüze sağlık efendim. Ve değerli dinleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, sizlere veda ederken o çok kıymetli üstadın biz dinleyicilerine söyleyecekleri olacak. Sonrasında yine Şef Hasan Esen yönetiminde TRT İstanbul Radyosu ses ve saz sanatçıları Alaeddin Yavaşça eserleriyle bizlerle olacaklar. Hoşçakalınız efendim. Mavi gök, mavi deniz, hep sevginle gezeriz. Neşede biz, aşkta biz, ne güzel şey. İnsan insanı sevmeli veya sevebilmeli. Bu da bir yetenek, kabiliyettir. Sevebiliyorsan o da seni sever. İçinden daima güzel şeyler geçirmeli insan. Herkes öyle olsun inşallah. Bunun üstünde de bir kahve içilir. Oh! Kafeini bile o yaratmış. Ya Rabbi, bin kere şükür sana. Öyle güzel dünya yapmışsın ki. Nereye baksak ayrı bir güzellik var. Nereye baksak daima bizi iyi hislerle donatıyorsun. Ne güzel şey yaşamak. Ne güzel şey yaşamak. Benim şarkılarım.